Hadi, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Susadım da su alacak bir market arıyorum. Bu yolda çıkar mı? Ben kuyucuğa doğru gideceğim buradan. Sen buradan böyle geç çıka. Tamam. Dümdüz. Tren yolunu geçeceksin. Aha. Direkt ben geç. Bak. Gündüz yolda, gece kampta. Peşini bırakmaz aksilik yolda. Aşkı doğaya çok sevgi var onda. Bir pedal uzak her yer ona. Gündüz yolda, gece kampta. Her pedal bir macera. Muratla tura. Muratla tura. Ve sonunda Burdur Otogar'da otobüsten indik. Yaklaşık 1,5 saat süren çantaları bağlama sonucu, tabii bunun içine tosta çay da dahil, yemek de yedim yani. Ondan sonra şimdi yola çıktık. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Burdur'dan nereye doğru gideceğiz dersek, demeye kalmadan arka çanta sürttü. Onun sesini duydum ya. Olmamış çantaları bağlamam. Şimdi bir daha bağlarım. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? Burdur'a. Lavanta bahçeleri var bir tane Kuyucak bölgesinde. Lavanta bahçelerini göreceğiz. Orada da kamp kurmayı planlıyorum. Ondan sonra da Aksu üzerinden zindan mağarasını görüp, yani Eğirdir'e gidip Eğirdir'den Aksu zindan mağarası, sonrasında da Antalya'ya doğru artık ineceğiz. Antalya'dan sonra da Fethiye'ye doğru, enerji kalırsa, yapabilirsem bu yüklerden, yani uzay mekiği misali, ben herhalde parça parça parçalanacağım. Yollarda bırakacağım bunlardan biraz. Bu sene diyordum ki daha az, daha özenli yapayım yükü. Daha da çoğaldı anasını satayım. Daha da ağırlaştı. Bir kere aç kaldık ya yolda. Onun için bütün yolluk yemeği alıyorum neredeyse yanıma. O kadar da değil. Boşalttım. Bu boşaltmış halim bir de. Ama işte bak, göstereceğim şimdi. Şunu takalım şuraya. Oo, taşır mı pedal? Kırılır ha, bu çok ağır. Şunu duvara yastım. Acayip uyku sersemiyim. Zaten uyku düzenim bozulmuştu. Dün gece otobüse binmeden önceki gün de çok uykusuz kaldım. Hiç 2 saat 3 saat uykuyluydum. Dün gece de otobüse bindiğimde saat 1.45'teydi otobüs. Buraya da 11.30'da geldi işte. Otobüste de hiç uyuyamadım, sığmadım. Bak burası direkt çöktü. Ben bunu bir düzelteyim şimdi. Şu fileyi takınca bunlar yamuldu. Şu fileyi çıkaracağım. Oy. Türkiye'de böyle bir ilk herhalde. Yük bisikleti, kargo bisikleti olmadan, yani yol bisikleti olmadan kampla yol yapabilecek bisiklete çeviren bir benim var herhalde. Kim görse bunu diyor, bununla olmaz diyor. Ama işte biz de olduğu kadar yapıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Evet, zor oluyor ama keyifli oluyor gittiğin bölgede de MTB bisiklete binmek, yani full amortisör. Bunu nasıl yapayım? En iyisi mi ben bu fili şöyle şuradan gireyim, koltuğa çekeyim, ha? İster misin ha? Ne olacak bu? Gitmiyor. Ya da buldum. Şurada ızgara telim var. O ızgara telinin üstünden seleğe doğru çekeceğim burayı. Şimdi sürsün de görelim bakalım. Bunu nereye takacağım? Şuraya taksam olur mu lan? Ha? Olana kadar oldu işte. Şimdi rotaya bir bakalım, nasıl gideceğiz. Ekrandaki kirlerden ekranı göremeyeceğiz. Kum adamım yok ya. Maskotsuz gidiyoruz. 40 kilometrelik bir yolum var. Şöyle göstereyim, hop. Buraya geleceğiz. Burada çok güzel lavanta bahçeleri var. Onlara gideceğiz. Şunu şöyle çeviremiyor muyum ya, ne saçma. Niye çeviremezsin? Ya dönmeyen haritadan nefret ediyorum ya. Yeah, hakikaten döndürmüyor ya. Böyle mi gideceğim ben hep? Ha, burada yol düz diye, neyse. Güneş kremi çok önemli. Güneş kremi, geçen sefer kollarım yara olmuştu Frig Vadisi'nde. Güneş kremini unutmuştuk.
artık. Güneş kremsiz çıkmam aga. Arkadaşlar uzmanlar diyor ki güneş kremini diyorlar. Bir Türk kahvesi fincanı kadar sürün diyor yüzünüze. Ya da yarım Türk kahvesi fincanı mıydı? Neyse sırf yüzün için bunu diyor yani. Sırf bir Türk kahvesi fincanı diyordu. Evet hatırladım. Bir Türk kahvesi fincanı kadar sırf yüzüne süreceğim. Yani bir kremi bütün vücuduna bitirmeni istiyorlar aslında. Bunlar da ekonomiye herhalde artık tepki vermeye başladılar bu şekilde görüşler sunarak. Anlayabilmiş değilim. Ben o kadar sürmüyorum yani. 2-3 fıs tamam abi. Öyle ya, her seferinde yeni... İstanbul'dan otobüsle geldik. Nasıl geldik? Acayip uyku sersemliğiyle geldik. Koltuğa zaten sığmadım. Yani bisiklette 12 saat sürünce totom ağrıyor ya hani. Toto ağrır ya. Otobüste başladı benim ağrı. Şimdi işte üstüne bir de seleyle devam ki. Ama bunlar mutluluk yükleyici acı. Önemli olanı da o. Mutluluk için acı çekiyorsun. O da acı çekmektenmez yani. Hafif bir toto ağrısı yani. Ne olacak ondan? Burdur Gölü'nün etrafından dolaşıp Ereğli'ye gideceğim. Ereğli'de kamp kuracağım. Ereğli Gölü'nden sonra Aksu Mağarası'na gidiyor. Aksu'ya gideceğim. Orada Zindan Mağarası var. Zindan Mağarası'nı da görüp oradan aşağıya doğru gideceğim. Ve zaten Burdur Gölü'nün etrafında ulaştıktan sonra bir mağara daha var. İnsuyu Mağarası diye. Zindan Mağarası'ndan önce orayı göreceğiz asıl. Ondan sonra Aksu'dan sonra da artık Antalya Side kısmına doğru, aşağıya doğru gideceğiz. Kazı Kanyonu, Köprülü Kanyon, Yazılı Kanyon, bunların üçünü de geçeceğiz. Ondan sonra da Ormana diye bir bölge var. Orada Düğmeli Evler diye bir yer var. Orası çok güzel, böyle şeye benziyor. Şirin bir köy kasabaya benziyor. Orayı görmek istiyorum. Oradan sonra da kanyonlardan aşağıya doğru Antalya. Antalya'dan sonra enerjim kalırsa inşallah, vaktim kalırsa, çünkü bu yol biraz uzun süreceğe benziyor. Benim de en fazla 20 gün gibi bir sürem var. Sıfır kondisyonla birlikte. Bunu da altını çizeyim. Yani onun için yavaş gidebiliyor olacağım. Yavaş ilerliyor olacağım herhalde ilk günleri. Yolda zamanla kondisyon oturur zaten kendi kendine. Beslenmeye de dikkat edersen. Neyse. Antalya'dan sonra Fethiye'ye gideceğim. Fethiye'ye gittiğim rota nasıl olacak? Olimpos'tan, Çıralı'dan falan geçerek Demre, Kekova, o tarz yerleri, o bölgelerin önünden geçeceğim. İnşallah yolun başına lastik patlamaz ya. Bir demirin üstünden geçtim de iğrenç. Direkt aklıma o şey geldi. Neyse ondan sonra da Demre'yi falan göreceğiz. Oralarda yani şenlik yapacağız be. Bir sürü yer var, şenlik yapacağız işte. Kamp yapacağız. Bir sürü de güzel yeri göreceğiz. Türkiye'nin doğal güzelliklerini, antik kentlerini hepsini gezeceğiz doya doya. Yani işte vakit yeterse, doya doya dediğime bakma. Doya doya geçecek tabii günler ama. Buradan sağa dönecektim galiba ben. Ya yolun daha 100 metresinde bu şaşkınlıklarım başlarsa ben vallahi sinirleneceğim ya. Kendime. Aynen geçtik. Geçtik. Buradan sağa döneceğim. U dönüş yapıyorum. Sola gidiyorum. Lan Keko o zaman niye oradan ben buradan baştan o diğer kapıdan çıkmıyor. Ya abicim. Yok otogarın içinden geçeyim, diğer kapıdan geçeyim. Rotaya da hiç bakmadan da başlanmaz ki be Murat be. Ya beni araba gibi yönlendirdi Keko rota. Uf nasıl döneceğiz şimdi böyle? Çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Arabalar duruyor ama baktım. Şimdi geliyorlar ama. Hadi düştün ne oldu? Düşseydin. Keko sabırlı davran biraz. Şimdi çıktığım yere dönüyorum. Oradan otogarın içinden yolun karşısına geçeceğim. Çünkü rota oradan dolaştırıyormuş beni. Onu fark ettim ama gelmişken insem mi ya? Uzun mu ki bu? Hangisi daha aynı olacak? Bakayım bir. Ha ben bu kadar gitmişim ya, gelmişim artık aynen buradan ineyim. Hiçbir anlamı yok otogara tekrar geri dönmem. Lan arkamdaki diri adam zannettim ha. Şimdi aşağı doğru. Çok fazla hızlanamıyorum çünkü en ufak tümseklikte çantalar hepsi kendini belli ediyor. Denge konusunda da kendini belli ediyor. Lastiğe değme konusunda da. Lastiğe değince zaten iğrenç bir şey oluyor. Nefret ediyorum. Onun için böyle mümkün olduğunca yavaş gideceğim. Öz gideceğim. Zaten 50 kilometrelik yolum var. 5 kilometre hızla gidersem bu aman. 10 saatte orada varırım be. O zaman çok oldu.
10 kilometre hızla gitsek, bak şu andaki gibi zaten 5 saatte orada olurum. 5 saatte çok da kötü bir zaman değil benim için. Ama ben şu rotayı sağdandı galiba. Ben bir şu rotayı ezberleyeyim, yollayayım, yutayım. Ondan sonra devam edeyim. Çünkü her seferinde böyle bakıyorum. Yol bilgisayarı yok. Yapacak bir şey yok. Bunun sesi çıkıyordu. Ha, ben kıstım video çekiyorum diye. Ben şimdi rotada böyle devam edeyim o zaman. Şöyle gideceğiz işte. Onu da göstereyim. Böyle, böyle. Bayağı bir dolaşacağız buradan. Buradan niye böyle dümdüz geçiş yok ya? Ya insan bir düz yol yapar oradan ya. Orman morman dinlemiyorsunuz, yeri geliyor yıkıyorsunuz. Bir tane oradan ağaçların arasından yol çekemiyorsunuz anasını satayım. Yine deli yüklerle, deli yüklü ve dağ bisikletiyle. Türkiye'de bir ilk. Bikepacking, dağ bisikletiyle kamp yapan uzun rotalar kanalı. Murat'la tur at, her yeri turlayacağız. Neyse, maskotsuz başlayınca yola kendimi bisikleti yıkamışım da zinciri yağlamayı unutmuşum gibi hissediyorum. Veya yola çıkmışım da lastik basınçlarını ayarlamayı unutmuşum gibi. Eksik hissediyorum yani. Maskotsuz olmaz. O benim kaç yaşımdan beri? 17 yaşımdan beridir bende olan bir oyuncak kumadan. Öyle arabamda süs olarak dururdu çocukluğumda. Trafikte çılgınlık yaptığımız bir arabam vardı. Biz 126 Recep İvedik'in. Ebu Übek horna çalıyordum. Polis telsizi sireni vardı içinde. Komediydi. Önde de Ferrari amblemi vardı. Ben 1.92 boyundayım. Benim boyumda 5 kişi. Bindik yani benimle birlikte 5 kişi. Basketbol maçına gittik o arabadan. Arabadan bir çıkışımız var. Tam sirklerdeki sahneler gibi ya. Arabaya hani 10-15 kişi falan binerler ya sirkte. Nasıl bindiler sırlar dersin. O aynı o misal oluyor biliyorum. Çok uykusum. Çok uyku sersemiyim bu arada. Ya açıkçası Barış Manço'nun şarkısı gibi hissediyorum kendimi. Bir şarkısı vardı ya onun, adı neydi? Adını unuttum da hani hıyar diyordu. Salatalık şarkısı, salatalık. Barış Manço. Çok severdim şarkılarını. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve Cyclers programı ile ilerliyoruz yine rota olarak. Rotayı nasıl oluşturdum? Rotayı ilk başta evde bayağı bir eğriz, cücüz haritada görülmeye değer nereler var diye baktım. Bir hafta boyunca, iki hafta boyunca hep onlara baktım öyle. En çok güzel olan yerleri işte aklımda tuttum. Oralardan rotayı çizmeye çalıştım. Sonrasında neyse rotayı oluşturduktan sonra şu anda benim oluşturduğum rotada gideceğim bölgeler belli. Ama nerede kamp yapabilirim, nasıl yapabilirim bunları bilemediğim için ben rotayı komple boydan boya bir kere çizip de o rotaya bağlı kalmaktan ziyade gittiğim bölgelerde yani belki bir değişiklik yapabilirim diye düşünerek yani... Özlem şunu ben kapatayım, unutmuşum açık. Gittiğim rota, gittiğim düzergahlarda belki görmeye değer başka yerler olacaktır, rotayı değiştirmem gerekebilir belki diye. Ben gitmek istediğim bölgeleri aklımda tutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra bulunduğum bölgeden o bölgeye gitmek için de yeni rotayı yazıyorum programa. Program zaten kendisi çıkartıyor rotayı. Ondan sonra eğer etrafta görülecek bir şeyler var mı diye merak ediyorsan programın çıkarttığı rota üzerinden bir de Google haritalar üzerinden bakıyorum aynı rotanın geçtiği yerlere. Arka çanta öyle bir sürtüyor ki lastiğe, müzik çalıyor zannettim ha. Telefon mu çalıyor, müzik mi çalıyor anlamadım, arka lastik sürtüyormuş. Onu düzeltmem lazım. Neyse, ondan sonra Cyclers burada işte Google haritalardan da bakıyorum görüntülere. Güzel olanların oralarda işte rotayı durduruyorum falan filan, rotayı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Şimdiki rotam yani Kuyucağı kadar gidiyor Burdur'dan. Orada lavanta bahçeleri var. Gitmeden önce oraya bir telefon açtım. Lavantalar şu an açtım dedim. Sezonumu dedim. Görmeye değer mi dedim. Değer dedi. Peki dedim, ben bu bölgelerin yabancısıyım dedim. Kamp kurabilir miyim oralarda diye sordum. Sizce bir laf edecek birisi olur mu dedim. Kamp kurunca veya bir tehlike olur mu dedim. Ondan sonra adam zaten iyi niyetli birisiymiş. Anladığıma göre telefondan konuştuğuma hiç etraftan falan haber vermeden kaç kişisiniz diye sordu. Tek kişiyim ben dedim. Gelin biz yardımcı oluruz dedi. Bizim terasımız var, terasa kurarsınız dedi. Yani terasta evet güneşten hemen çabuk uyanabilirim ama bir görmeden de karar vermek istemiyorum diye. Ve dedi yani bulmuşum terasta ne kadar güzel güvenli bir kamp alanı. Bundan değerlisi olabilir mi? Ben de dedim tamam dedim, çok sevinirim dedim.
Sonra konumlarını gönderdiler. Oraya doğru şimdi pedallıyorum. O bölgeyi nasıl bulup telefon açtığımı merak edecek olursanız, orayı da işte Google haritalardan bakarken lavanta bahçelerini gördüm oralarda. 3-4 tane falan fotoğrafı olan bir bölge vardı Kuyucak'ta lavanta bahçeleriyle ilgili. En çok puanlama alan yer burasıydı. Yani 2000 kişi mi 1500 kişi mi ne puanlama yapmış, 4.5 puan almış. Dikkatimi çekti orası. Diğerlerine baktım, en fazla 100 kişi puanlamış, aynı puandalar dedi. O zaman dedim ben de buraya gideyim. Telefon açtım oraya sonra. Herkes çünkü oraya puanlamış. Dedim herhalde burası. Daha güzel, fotoğrafları daha güzel görünüyordu. Buradan herhalde düz. Bu herhalde rota programı da beni dinliyor anlattığımı. Daldı. Söylemiyor nereye gideceğimi. Aa pardon ya, ben bunun sesini kıstım değil mi? Şimdi ona diyoruz. Oğlum niye geldin yola gidiyorsun? Ha? Kafayı yiyeceğim. Buradan gidiyormuşum. Tamam, buradan çıkacağım, sola döneceğim bir daha. İşte bölgeleri bilmek en önemlisi arkadaşlar. Rotaya bağlı kalmadığınız turlarınız kısmet olsun inşallah. Arkadaşlar bakın, bir yeri göstermek istiyorum. Şurada en uzakta ağaçların bittiği yerde Burdur Gölü var. O gölün bittiği nokta, burun kısmı orası. Yani göl bitiyor, çimlerle falan birleşiyor oralarda. Şeyle, ormanla, yani maki örtüsüyle, maki bitki örtüsüyle birleşiyor arkadaşlar. Oranın diğer tarafına geçeceğiz biz. Orada lavanta bahçelerinin olduğu bir alan var. Orada kamp kuracağız, gölün etrafından dolaşarak geleceğiz. Yani buradan gözükmüyorsa şöyle söyleyeyim. Ağaçların bittiği yer gölün başladığı yer. Dağın başladığı yerde gölün bittiği yer. Herhalde kameradan çok belli olmuyor olabilir ama insan gözüyle buradan çıplak gözle fark edilebiliyor. Kamerayla o kadar uzakları görmek çok mümkün değil. Tam oranın içinden geçmeyeceğiz tahminimce. Buradaki yoldan gideceğiz ama yolda daha görmeye değer bir yerler olursa çekeceğim eğer ki oranın tam içinden geçersek. Endemik bitki çeşitlerini keşfetmeye doğru gidiyoruz. Bak bu da böyle bir değişik bir bitki. Hani şeyler var ya, beyaz böyle üfleyince gidiyor, uçuyor. Onların mor böyle kalın versiyonu gibi bir de. Değişik. Üfleyince gitmiyordur ama bu bence. Zühtü, ben sana yandım zühtü, amenini amenini yandım zühtü, zühtü, ameni. Girdiğimiz ilk köy yolu burası. Arkadaşlar bakın, böyle bir yere geldik. Böyle bir yerde ilerliyoruz. Çok sakin. Sadece geçen traktör oluyor. Bir tane de kamyon geçti. Bir de drone havalandıralım bakalım burada nasıl görünüyor.
Cennet hurması molası kurutulmuş. Susadım da, benimkine salaklık derler. İki tane benzin istasyonu geçtim. Suyum azdı biliyordum. Yolda bulurum dedim. Amin durmayayım şimdi, yola yeni başladım daha dedim. Yeni başlamışken durmak istemiyor insan nedense. Şimdi içtiğim su dipleri kaldı. Direniş mod gidiyorum. Bak abi, köpeklerin şifresi işte bak. 4 tane Sivas Kangal havlıyor bana. İndim şeyden. Orada bir tane de eşek dikmiş kulakları bakıyor. İndim bisikletten. Susuyorlar yani. Şifreleri bu bunların arkadaşlar. Havladıklarında pedallamaya devam etmeyin. Köpeği gördüğünüzde yavaşça geçin yanından. Bu bütün olay. Arkadaşlar sizlere ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bundan önceki çekimleri yaparken ben Frik Vadisi ve İğneada YouTube kanalına bunları paylaşmayı planlıyordum ama nasıl bir tepki gelecek, ne olacak, izlenecek mi, izlenmeyecek mi hiçbir şey bir fikrim yoktu açıkçası. Umarım izlenir diye çekerek, çekim yaparak ilerliyordum. Onun için çok özverili çekimler yapamadım aslında. Yani tam anlamıyla kendim vererek istediğim gibi çekemedim. Çünkü boşuna mı yapıyorum yoksa iyi mi yapıyorum emin değildim. Neyse, kendime diyordum ki eğer ki bu videoları paylaştıktan sonra 1000 abonem olursa kanalı devam ettiririm diyordum. Eğer 1000 aboneyi bulmazsa hiç uğraşmam diyordum bir daha. Sadece gezerim çekim yapmadan, kendime çekim yaparım hatıra olarak diye düşünüyordum. Şu an bu videoyu çekerken ki güncel abone sayım, terlik uçtu dur. Güncel abone sayım 4000'i geçti ve hala daha da yükselmekte. Bunun için çok mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince bu çekimleri 4 kat daha iyi yapmaya çalışacağım şimdi bu turda. Bu tur daha dolu, daha maceralı, daha akıcı videolar çıkacak, daha özenli ve kendimi geliştirerek içerikler üretmeyi planlıyorum. Umarım bunu başarabilirim. Eğer bunu başarırsam videoların içerik kalitesi kesinlikle artacak. Gezdiğim bölgeler daha enteresan bölgelere ulaşacağım. Çünkü bu benim hobim, gezmek hobim. Yani ben ilkokuldan beridir kendim bildim bileli hep haritalarda geziyorum. Haritalarda görmeye değecek değişik yerler arıyorum. En çok istediklerimden, hayallerimden bir tanesi de şuydu. Bir tane dergiden Türkiye'de görmesi gereken 101 doğa harikası yer diye bir katalog çıkmıştı içinden, böyle küçük kitapçık. Oradaki her yeri gezmek istiyordum. Şimdiki planım aslında oradaki rotadaki, o kitapçıktaki rotaları gezmek istiyordum. Ama önce bir böyle bir başlangıç yapayım dedim. Bir deneyim olsun. Ondan sonra değerlendireceğim. Bu kanal eğer ki ilerlerse o zaman tüm vaktimi bunlara harcayacağım için muhteşem rotalar yapacağımdan hiç şüphem yok. Bunu da yönlendirecek, bunu var edecek kişiler ben değilim aslında arkadaşlar. Bu benim elimde değil, tamamen sizlerin elinizde. Sizler şu anda kemik takipçilersiniz. Yani bu demek oluyor ki kanala şekil verebilecek kişiler sizlersiniz. Beni bilgilendirirseniz yorumlarda, söylerseniz, ben eleştiriye açık bir insanım. Ne iyi oluyor ne kötü oluyor videolarda, ne görmek istersiniz, nasıl güzel olur, nasıl daha güzelleşir, sizlerin isteğine göre ben buna yön vereceğim. Yani bu kanalı aslında sizler oluşturacaksınız. Eğer ki bu kanalın devamlılığını istiyorsanız bu kanalı oluşturmak sizin elinizde arkadaşlar. Lütfen beni yorumlarınızla aydınlatın. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Nasıl oluyor? Ben hep videolarımı editlerken acaba oldu mu diye merak ederek yapıyorum hepsini. Ve emin olun bu Frik Vadisi'nde de İğneada'da da editlediğim videolarda tam istediğim tatmini yakalayamam. Şakalar bir böcek kondu. Eşek arısıydı. Çeneme çarptı, ödüm koptu bir anda. Orada çenemden koluma sekti ya. Neyse yani editleri yaparken ben paylaştığım videolarda beğeniyorum ama tam yapmak istediğim olan şeyi göremiyorum aslında. Tatmin etmiyor beni izlerken. Biraz fazla yol geçti bilmem ne. Bunlara biraz daha işte özen göstereceğim. Yani bunu en iyi beni aydınlatacak kişiler sizlersiniz. Lütfen yorumlarda bana bildirin. Yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. İyisini de kötüsünü de. Çok teşekkür ederim sizlere tekrar desteğiniz için. Videoyu beğenmeniz de eğer ki beğeniyorsanız tabii ki. Unutmazsanız beğenmeyi, benim için çok önemli bu da. Çünkü yoksa algoritma olduğu yerde sayıyor, hiçbir yere gitmiyor, kanal olduğu yerde dönüyor. O zaman ben de işte vakitsizlik arasında vakit yaratmaya çalışarak yapmaya çalışıyorum bu planları. O da açıkçası çok zorluyor. Üstüne borçları tam kapattım diyecekken ekstra açıyor. Bu şekilde ilerliyor. Bir köpecik gelecek. Bak şimdi. İnip geçeceğiz çok gelirse. Yapacak bir şey yok. Buranın reisi o, ben değilim. Selamünaleyküm.
Yok bir şey. Yok bir şey. Akıllı. Selamünaleyküm. Amcacığım, buralarda bakkal, market bir şey var mı? Susadım. Özür dilerim, rahatsız ettim. Yok bir şey. Su alabileceğim bir market çıkar mı burada yakında? Su alabileceğim bir market çıkar mı yakında abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Susadım da su alacak bir market arıyorum. Bu yolda çıkar mı? Ben kuyucuğa doğru gideceğim buradan. Sen buradan böyle geç çıka. Tamam. Dümdüz. Tren yolunu geçeceksin. Direkt ben gel. Bakkal çakkal bir şey çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Git. Çok şükür. Teşekkür ettim abi. Devam et. Hadi. Eyvallah. Güle kolay gelsin. İyi günler de. Amcayla da konuşmuş olduk böylelikle. Market çıkacağını öğrenmiş olduk. Ne istiyorsun diye geldi ya. Nedir senin derdin ya? Dermiş ki. Dedim bir an, amcacığım ne yapıyorsun ya? Sadece bakkal sorduk dedim içimden kendi kendime. Bıraktı işini geldi falan yanıma. Helal olsun adamım. Sonra ben de mahcup hissettim, rahatsız ettim, kusura bakma dedim. İstanbul'da egzoz dumanın içinde, streste, borçlarla savaşarak, günde 12 saat çalışarak, 12 saatin sonunda eve gelip video editleyerek, ya o bisiklet anılarım canlanıyordu hep kafamda. Nasıl canım çekiyordu, nasıl özlüyordum. Şu an çok mutluyum onun için. Tekrar çıktım yollara. Yani bu şeyi daha deşarj oluşu hissedemedim. Bir iki gün kamp yaptıktan sonra kesinlikle enerjim kendine daha gelecek. Daha bir yemleyecek kendimi, güçleneceğim. Bir özgüven gelecek yani, onu hissedeceğim. Yani kendine güven geliyor hepsinden öncesinde. Bir böyle kendi kendine hayatın içinde yani bir kendi kendine böyle anlatamıyorum işte yani. Şu anda o kadar kafam toksitlerle dolu ki. Oh. Doğanın içinde kendi kendini yaşadığını ve ilerleyerek yaşadığım bölgeyi gezdiğini hissedince, deneyimleyince daha doğrusu, çok güzel bir deneyim oluyor arkadaşlar. Kendinize geliyorsunuz yani. Hem geziyorsun, hem kendi kendine survive moddasın. Hayatta kalma mücadelesi veriyorsun yollarda. Nereye gittiğin belli değil, bilinmeyene gidiyorsun, keşfediyorsun. Bu bambaşka bir deneyim yani. Bunu yaptıktan sonra yani içindeki özgüven sayın 2-3 kat artıyor yani. Güzel bir şey. Aklında olan varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Aklındakini hayata geçir. Aklındakini yap. O olması lazım, bu olması lazım, şu lazım, şuyum yok, buyum yok. Bunları unut. Bunları unutun. Onlar kendini yolda zaten tamamlıyor. Eksiğin olan en büyük şey sadece çantan, çadırın, tulumun yoksa evet onları temin et. Kamp yapabileceğin malzemelerini temin et. Onları temin etmen de bir çalışmaya, birikim yapmaya bakıyor. Çok da zor bir şey değil yani aslında. Çalışıyorsan, çalışkansan. Yani ben hep çalışıyordum arkadaşlar. Hep çalışıyordum, harçlık çıkarıyordum. 2 ay çalışıyordum, harçlık çıkarıyordum. Ondan sonra geziyordum, tatile gidiyordum, kamp yapıyordum. Geçmişim rotayı ya. Konuşurken hep böyle oluyor. Bakayım. Ha, çok da geçmemişim. Aynen oradan. Oh. Hep geziyordum yani. Ailem de benim yapmak istediklerimi her zaman destekleyen bir ailem oldu. Onun için dünyanın en şanslı insanlarındanım ben de, sayılı insanlarındanım. Ben böyle görüyorum kendimi. Çünkü ailem hep beni destekledi. Hep yapmak istediğimde arkamda oldu. Hep bana daha fazla fikir üretmeye çalıştılar. Bildiklerini aktarmaya çalıştılar. Dikkat etmem gerekenlere hep dikkat ettirmeye çalıştılar beni yani. Ama ben tabii hayta bir insandım. Hiç dinlemedim sözleri. Ve her zaman da dedim ki keşke dinleseymişim. O zaman çok daha düzgün bir insan olabilirdim. Ama ben de öyle bir insan değildim işte.
Onun için hep gezmekteydi aklım. Okul hayatım boyunca her sınıfta ben şey yaptım. Gezi gözlem koluyum arkadaşlar. Ve bunu ben isteyerek seçmedim. Hep denk oldu. Her sene gezi gözlem koluydum ben. Ve yani toplamda 7 tane falan okul değiştirdim ben. Hiçbiri birbirinden haberdar okul değil. Bu ne lan? Buradan mı döneceğim? Bu değildir herhalde. 240 metre diyor ya. Daha var. O tren yoluydu ama. Tren geçmiyor mu ki oradan? Adam dümdüz git dediydi. Bu niye böyle gösteriyor? Bir şunu ben bir çözeyim ya. Aynen geliyoruz tamam. Ben de sonra bu planı yapmak için senelerdir düşünüyordum. Yani aklımdaydı pandemi döneminden 3 sene öncesinden beridir hazırlanıyorum. Tam en son eksikleri tamamlıyordum ki pandemi geldi. Eksikleri alamadık derken borcu açtı. 2 sene daha erteledik. Planları mecbur. Oğlum bu beni tren yoluna sokacak he. Şu tren işareti ne kadar enteresan tabelası. Antika. Onu çekelim. Çuf çuf. O neden içimi tutuyor? Ben gençliğimde lise zamanları falan yani daha yeni mezun oldum da liseden 2 ay çalışıp senede 2 aylık harçlıkla tatil yapan birisiydim. Hep kamp yapardım. Otostopla bile tatile giderdim. Yani hiç bir şeyin peşinden koşmazdım. Sporcu olacağımı inanıyordum eskiden. Spor üstüne kurmuştum istikbalimi. Basketbol ve kürekte lisanslıydım ben. Lisanslı sporcuydum. Neyse spor hayatım olmayınca ben de ne yapacağımı bulamadım. 7-8 sene boyunca ne yapacağımı bilemeden boşlukta sallandım. Neyse şimdi yani ben hayat kurmak gibi, hayatta para biriktirmek gibi bir amacım yok. Zaten böyle bir şey de bu devirde zaten bana saçma geliyor. İyi bir kazancın yoksa, çok yüksek bir para kazanmıyorsan, askeri maaşla onun biraz üzerinde çalışıyorsan veya yani 40 bin falan kazanıyorsan aylık, 50 bin kazanıyorsan para biriktirmek gibi bir durum ekstrem bir durum. Yani çok her şeyden masraf kısacaksın. Benim böyle bir amacım yok. Ölümlü dünyada yaşıyoruz yani. Bugün varız, yarın yokuz, belli değil. Onun için yaşayabildiğin kârdır yanına. Bunun için de yapmak istediklerini, aklındakileri yapabilmek için yaşamak en güzeli bence. İçine doğan neyse, bunu yapsam çok güzel olacak, bunu yapmak istiyorum dediğin neyse, onu yapabilmek için tüm detayı araştır ve onun için yaşa. Onu yap. O zaman mutlu hissedeceksin kendini. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksin kendini. O zaman hayat bambaşka kapılar açacak sana. Hayata bambaşka bir açıdan bakmaya başlayacaksın. Şu anda ben bütün gün video editlerken o kadar sıkılmışım ki evde. Hep bisikleti göre göre o kadar özlüyordum ki şu anda buraya çıkar çıkmaz. Mutluluk katsayım arttı. Ve psikolojim düzeldi. Çeneme vurdu yine. Konuşmaya başladım. Oy. Ütülediysem kafanızı affınıza sığınırım. Ama yani gezmek istiyorsan yani bu tür bir şey yapmak istiyorsan bunu yapmak çok basit. Sadece iste ve adımına at. Yapıyorum de, şu gün çıkıyorum de, şu gün şuraya gideceğim de, kendine bir yapabileceğin bir rota belirle. Yapabileceğini hissettiğin bir rota belirle. İçindeki sesi dinle. Buradan soldur herhalde. Yolunu kaybetmişim. Düz 10 kilometre boyunca dümdüz gidiyoruz. Of, bacaklarım hep leş leş, sinekler kop ısırmaya başladılar ya. Acıtıyorlar hafiften ha. Oh. Şimdi çok acıktım. Hemen kol poşetimde. İnanmıyorum. En sevdiğim çikolatam, böyle bir şey olacağı aklıma gelmişti ya. Bu sıcakta erir demiştim de poketten akacağı hiç aklıma gelmezdi ya. Onu acil dondurmam lazım benim gittiğim bir yerde ya da çöpe atmam lazım. Şöyle acil pratik yemek. Onu gösterecektim. Ton ton ton. Daha denel ton. Acıktık. Ama suyumuz yok. Yine. Salaklıklar diz boyu yine. Oh mis valla. Hemen hazır gömmeye. Gömmeye hazır. Ton balığı. İçinde çatalı bile var.
Şimdi ıslak mendille de elimde sildikten sonra çöpümüzü de buraya ayırdıktan sonra, bakın çok önemli lütfen, çöpleri doğaya atmayalım. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Şimdi yola devam. Bu arada bu gittiğim yolda program rotayı kaçırıyorsun diyor, rotanı geçtin diyor. Bakıyorum onun gösterdiği rotaya, V şeklinde çiziyor. Burası da I şeklinde aynı noktaya gidiyor gibi gözüküyor ama yol gözükmüyor sadece. Yani yol yok diye görüyor burayı. Ormanın içi diye görüyor burayı. Ama yol var yani burada. Yani onun için rota programlarında da esnek olmakta fayda var arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Güneşten görünüyor mu bilmiyorum. Şu şekilde. Gerçi burada yol hakikaten bitti ha. Ama çıkarız oraya ya. Buradan. Hey. Aa düşüyorum ha. Motosiklet gibi ağır olmuş bu da. Tamam. Ya continue dedik. Niye kapattın? Lan ne geçiyor oradan öyle? Ay. Lağım kokuyor. Tam diyecektim rota haklıymış. Çıkmıyor diyecektim. Bir yol daha çıktı karşımıza. İnşallah oraya bağlıyordur bakalım. Lan çolların ortasından pıtır pıtır bir şeyler geçip duruyor. Aynen oraya bağlıyor bak. Şimdi çıkacağız buradan. Oğlum ne var buralarda böyle? Ha kuş kuş, bir sürü kuş uçuyor. Yol orada çok uzaktı, o mu lan? Üf, leş gibi kokuyor bu lan. Bu yol çıkar gibi geliyor bana. Doğa hislerim buradan da olur orası diyor. Murat diyor aptallık etme diyor, git devam et yola diyor.